İsrail, küresel güçlerin tabii çok farklı istekleri var. Biraz önce kuşak yolda anlatırım. ama bu bölgede kim şimdi ne istiyor? Şimdi bu bölgede İsrail'den başlayalım. Küresel güç İsrail'i destekliyor. Küresel güç deyince sadece Amerika düşmeyelim. Yani paraya hakim olan güç. Bütün bunlardan önce çok özür dilerim. İsrail. Şu anda bölgenin geldiği, bu gerilimin geldiği nokta. En çok kimin işine yarıyor? İsrail'in. İsrail Doğru mu? İsrail. Tamam oradan devam edelim. 1900 daha küçük böyle işte Balfour 1910'da 1917'den itibaren yavaş yavaş büyüyor. 47 işte 50 67 73 73'e gelin orada durun. 73 savaşında 67'de aldığı Sina İsrail'de bakın. Burası şu an Mısır'ın kontrolünden Sina İsrail'in işgali altında. Kontrol altında. 73'te çok ani bir baskınla Ürdün, Suriye, Mısır ve evet onu destekleyen çok daha farklı iddiaminin bile burada olduğu rivayet edilir ama e, ispatlanamaz. Birçok güçle İsrail Sina'yı bırakmak zorunda kalıyor. Ama işgal ettiği Golan Tepelerini bırakmıyor. Orayı sıkı savunuyor. Ve bundan sonra diyor ki bizim bu coğrafyada yaşamamız için bütün bu ülkelerin saldırısı altında derinliği az olan bir ülkeyiz. Bizim farklı bir yöntem uygulamamız lazım. İşte farklı yöntemi şu anda görüyoruz. Yani mezheplerin, etnik yapıların birbiriyle çatıştığı... Arap Baharı denilen ama bunun öncesinde Güblan'ın model ülke seçildiği, burada yukarıda Güblan olacak. Evet şurada İsrail altta, İsrail altta, şurası Model ülke seçildiği, e, iç savaşın körüklendiği bir şey. Yani şunu söyleyelim. Şöyle Şimdi Özür Bey Almanya'da bir, şey rica bir insan. edeceğim sizden kusura bakmayın Esam. anlayışınıza sığınarak. Esam. Şimdi biraz da süreyi de kontrol etmeye çalışıyorum ya. Yani mümkün olduğu kadar böyle hap gibi ha, bize... Bu bunu istiyor, bu bunu tamam, istiyor, bu istiyor, bunu istiyor, bunu şunu istiyor, onun için şunu yapar. Tamam. Böyle diyebiliyor musunuz diyorum, hocam? Diyorum, acaba? diyorum, diyorum. <laughs> Şimdi bakın, <laughs> siz Almanya'da yaşıyorsunuz örnek. Almansınız, kuzeydeki protestan, aşağıdaki katolik, öteki batıdaki inanmıyor, öteki bilmem. Bunun bir önemi var mı Alman açısından? Yok. Ama bu coğrafyada, tarihsel olarak nedense İbn Haldun kitabını okuduğumuzda da tarihsel olarak böyle bir e, yönlendirme açık bir grup var yani inanç. <laughs> inançla ilgili. Şimdi bunu hmm. küresel güçler çok iyi analiz ediyor. Diyor ki her yerde toplumsal nasıl Lawrence'lar gelmeden zamanından önce burada dolaşıp e, çeşitli tarihi yapıları aşılardan kalıp inceliyoruz ayağına sosyal e, dokuları inceleyip orada bazı bağlantılar kurduysa bugün de aynı olay. 50 sene önce 100 sene önce aynı olay. Burada diyor ki şurası diyor şey diyor. Şurası diyor Sünni diyor. Burası diyor Kürt. Onun aralarında nasıl bir şey ve bu bu bilgiyi örnek olarak İngilizler 1700'ler Hindistan'a gidiyorlar. 10 bin kişiyle siz 700 milyonluk o zamanki Hindistan'ı nasıl yöneteceksiniz? Ya yani sihlinin kafasını Müslüman'a açtıracaksınız. Ötekinin camisine domuz attıracaksınız. Ötekinin ineğini kestireceksiniz ve ötekine atacaksınız. Dolayısıyla o gruplar birbiri arasında savaşırken siz 700 milyon kişiyi, 10 bin kişi yönetip bütün zenginlikler koyacak. Bu bir bilim. Yani e, buna özel kuvvet harekatı mı dersiniz, istihbarat operasyonu ne dersin? Bu bir bilim. Çoğunluğu aralarındaki farklılıkları ayrıştırarak ama bizim işte Büyük Önder Mustafa Atatürk dediğimiz şey neydi? Neydi o? Aslında aramızdaki ayrılıkları değil, benzerlikleri yaparak millet olma, ulus olma üzerine çıkma. Şimdi burada bir Atatürk olmadığı için Böyle bir coğrafyada olmadığı için burada sürekli olarak İsrail'in kazanması için buradakilerin kendi aralarında sadece ülke olarak değil savaşın Bakın bu ispatı yok, ben şu. Ben hala inanmıyorum. İsrail tamam ben kazandım cümlesini kurabilmesi için. Tamam artık ben kazandım. Ne olması gerekiyor burada onu İyice söyleyeyim. İyice büyümesi bana. gerekiyor ama tamam, bu bir günde değil. Derken mesela Lübnan yok mu olsun? Bir sefer sonra. Suriye gitsin mi? Tabi, İran bir, olmasın mı? Safa safa bu büyümeye çalışıyor bakın. Şimdi biz 73 67 savaş ne gördük? E, Ürdün İsrail'e saldırıyordu değil mi? Asker kuvvetleri. Peki bu en son İran'ın saldırısında ne gördük? Ürdün hava kuvvetleri İsrail'e gelen İran füzelerini havada vuruyordu. Biraz önce söylediğimde bir değişiklik görmüyor musunuz? Yani sadece birbirleriyle savaşması değil, ortamın şekillendirmesi var. İşte İbrahim anlaşmalarıyla ortam şekilleniyor. Ürdün'e diyorlar ki senin nüfusunun yarısı zaten Filistin yarısından fazla da ve pozisyon. Sen Filistinli bu işte hanımefendi evlen, e, kral. Durumu idare edin. Biz sana para da gönderelim. Hmm. Bir ürettiği bir şey de yok. Sen bizim yanımıza dur. Tamam. Ne zamana kadar? Kafa kaldırırsan değiştiririz. Bütün buradaki yönetimlerin, yani siz daha bundan birkaç yıl öncesine kadar mesela İngiliz satları koruyordu, satları koruyordu. Ne demek bu koruma? Senem Hanım siz kraliçesiniz. Korumalarız İngiltere. Siz İngiltere'nin işte küresel gücün onun bunun şeyine ters <laughs> hareket ediyorsunuz. Hemen biz sizi alıyoruz, götürüyoruz. Kardeşinizi, işte akrabanızı onu bunu pat tahta geçiriyoruz. Sistem böyle şey. Sistemin kuranlar, kuranlar ülkelerin büyümesi ve ulus devlet olması için batı konseptli olması değil. Birbirlerinde ve birbirlerinin içinde savaşması bu savaş sayesinde buraya etki oluşturmaması. Bakın mesela İŞİT diyoruz, HTŞ diyoruz. Yok. Bana bir tane İslam hedefine saldıran adamı. Burak beyin de yorumlarını alayım. Bunun bakın bu çok önemli. İŞİT, HTŞ gibi grupların İsrail'e saldırısı var mı? Yok. Kime saldırıyorlar? İşte İran yanlış Onlar kime saldırıyor? Ötekine saldırıyor. Burada herkes birbiriyle savaşıyor. Dolayısıyla bu gücün büyümesi ne katkı sağlıyor dolaylı olarak. Bir ne dediler? İşte siz milliyetçi olduğunu zannedersiniz. Siz dindar olduğunu zannedersiniz. Siz falan mezhebin taraftarı. Siz solcu olduğunu zannedersiniz. Aslında bütün bunların hepsi o küresel gücün planında bir boşluğu doldurmanız üzerine kurgulanmış. Demek ki bu kadar. Bunu yapmanın yolu gerçek olarak akıl, bilim, ilim okumuş insanlarla yapmak lazım. Siz bunu aynısını bir baltık ülkesine yaptıramazsınız. Yani siz alıp silahı da, evet. git şunu vur demez. Niye? Adam der ki ya işte ne diyor Uğur Bey hukuk var diyor. Niye yapacağım diyor. Sorgular adam. Niye? Çünkü matematik okumuş. Hukuk okumuş falan. Buradaki adamların nüfusunun hızlı artması ama yeterli eğitim almamaları, fakirlik tamam. işte size sonuç bu birbirlerine savaşan Büyük güçler var karşımıza çıkıyor. Veya küçük güçler. Sürekli olarak kaos olması lazım. Yani kaos olmazsa burada sıkıntı olur. Hepsi birleşip buraya sal. O yüzden kaos olması lazım. Kurgu onun üzerine kurgulanmış, yapılmış. Bu kaosun Peki. da son hamlesi şu. İran yanlısı gruplar saldıracak. Arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni alan ve biraz önce söylediğim bazı güçleri alan e, İsrail burada bir bakacağız büyümüş olacak. Yani şimdi bunu şöyle... Bazen insanlar buna inanamıyor. Yani diyor ki mesela koskoca Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı zamanında Tuna Nehri'nin kenarındasın. 1878'de. Ya desen ki 50 sene sonra Polatya'ya geleceksin. Ha <laughs> buralardan. O zamanki adama Polatya'ya kadar çekileceksin. Ya dersen ne diyorsun ya böyle bir şey olabilir mi? Bak arada kaç ülke var. Ama ilimden bilimden koptuğun zaman karşıdaki ortamı anlayamadığın zaman şekillendirildiğin zaman gelirsin. Dolayısıyla bunu bu geri çekilimi Atatürk durmuş. Ben size son şeyi söyleyeyim, oturuyorum. Bakın çok 2028, güzel. biz buraya bakıyoruz ama 2028'e doğru silahlandırılan Yunanistan bakın bilinçli olarak silahlandırılan Yunanistan burada 12.000'e çıkaracak. 2028 e doğru, 2027 oldu, 2028 oldu. Bu da bununla bağlantılı. 12.000'e çıkaracak. çıkaracak. Türkiye için savaş sebebi. Evet, çok güzel. 96 Kardak krizi evet. falan. Evet çıkaracak. Biz de savaş sebebi söyledik. Biz Yunanistan'la savaşacağız. Savaştıracaklar. Bak görürsünüz tükürümüze boğarız diyenleri falan ben ön cephede görmek isterim. Yani orada hani biz e, askere gitmek istiyoruz, İsrail'e gitmek istiyoruz, savaşmaya diyen arkadaşlar ben ön cephede görmek isterim. Yani bu çok önemli. Yani Türkiye Yunanistan Savaşı çıkacak. Sava küre bak bunu planlayan küresel güç bunu da planlıyor. Çok basit bunu anlamak. Buraya istemediği silah sistemleri veriyor, senin isteklerini vermiyor. Peki bunu niye yaptıracak? Bakın bunu niye yaptıracak biliyor musunuz? Bir küresel güçün Türk'te Yunan savaşmış, Kazanmış, kaybetmiş, o ölmüş hiçbir önemi yok. Ne önemli olan biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin burada ayağa kayar mı? Bunu planlıyor. Sığınmacılarla ilgili konu da bu denklemin içinde var. Yani Türkiye'ye 2030'a doğru ne olacaksa bu coğrafyada olacak 2030'a doğru derken ben boşa söylemiyorum. Söylediğim her şey çıkıyor. İnşallah tedbir alırız ve buna karşı gereken önlemler. Ama nasıl alırız biliyor musunuz? Ee, Uğur Bey'in çok iyi niyetli söylediği gibi değil. Kusura bakmasın kendisi... Yani affına sığınak söylüyorum. Yani olay oldu. Kriz yönetiminde çok başarılı olduk. O zayiatla ekonomik, askeri birçok konuda kayıplarımız var. Halbuki tehdidi önceden görmemiz lazım. Pusuya düşmenin en güzel yolu şudur. Kurtulmanın en güzel yolu kahramanlık değildir. İşte şuradan şunu yapmak bunu yapmaktır. Pusuya düşmeyeceksin. Düştükten sonra kahraman da olsan yıpranırsın. Çok cevval da olsan örselenirsin. O pusuya düşmeyeceksin. Yani doğada da vahşi yaşamda da budur. Savaş tarihinde bu <laughs> pusuya düştükten sonra işin zor. Tamam.